3x artı 2 ile 5x eksi 7'yi çarpın. Çok güzel. 2 binomu çarpıyoruz ve size bunu yapmak için iki yol göstereceğim. Bunlardan bir tanesi derste öğrendiğiniz ve tahminen ne yaptığınızı fazla düşünmeden ezbere uyguladığınız bir yöntem. Diğerinde de önceden bildiklerinizi mantığınızı kullanarak uyguluyorsunuz. Önce ezberden öğretilmiş yöntemi kullanacağız. Ne yapacağız? Önce ilk terimleri çarpıyoruz. 3x ile 5x'i çarpıyoruz. 3x çarpı 5x. Sonra da dıştaki terimleri çarpacağız. Bu durumda 3x ve eksi 7 dışta. Yani artı 3x çarpı eksi 7. İçteki terimler de 2 ve 5x. Ne dedik? O zaman artı 2 çarpı 5x ve şimdi geldik son terimlere. 2 ve eksi 7. 2 çarpı eksi 7. Burada yaptığınız her terimi buradaki her bir terimle çarptığınızdan emin olmak. Aslında burada dalma özelliğini iki kere kullanmış oluyoruz. Yani 3x'i 5x eksi 7 ile çarpıyoruz. 3x çarpı 5x artı 3x çarpı eksi 7. Ve 2 ile 5x eksi 7'yi çarparak bu terimleri elde ediyoruz. Neyse şimdi bunları çarpalım ve cevabımızı bulalım. 3x çarpı 5x ne eder? 3 çarpı 5, x çarpı x. Yani 15x kare. Bu x kareyi x üzeri 1 çarpı x üzeri 1 olarak düşünebilirsiniz. X'leri çarpınca da x kare elde ediyorsunuz. 3 çarpı 5 de 15. Güzel. Buradaki terim de şimdi 3 çarpı eksi 7. Bu da eşittir eksi 21. Sonra da x'li terimler var. Şu terim 2 çarpı 5. Yani 10 çarpı x artı 10x. Ve son olarak da şu maviyle yazılmış terim var. 2 çarpı eksi 7. Bu da ne yaptı? Eksi 14. Ama daha bitmedi. Bunu biraz sadeleştirebiliriz, değil mi? Burada iki benzer terim var. X üzeri 1'li ya da x'li iki terimimiz var. Şimdi bir şeyden eksi 21 tane varsa ve buna 10 tane ekliyorsak veya 10 tane varsa ve eksi 21 tane çıkarıyorsak o şeyden eksi 11 tane kalacak demektir. Diğer terimleri de buraya yazalım. 15x kare ve eksi 14. Ve cevabı bulduk. Ama videonun başında size başka bir yöntem göstereceğimi söylemiştim. Ezbere gerek kalmadan dağılma özelliğini de cevabı vereceğini göstermek istiyorum. Dağılma özelliğine göre bir şeyi bir ifadeyle çarpıyorsak o şeyi ifadedeki her terimle çarpmalıyız. Yani dağılma özelliğini kullanabiliriz. 5x eksi 7'yi 3x artı 2'ye dağıtabiliriz. Dağılma özelliğini genelde soldan uygulamaya alışkın olduğumuz için şimdi sırayı değiştireyim. Ve bu 5x eksi 7 çarpı 3x artı 2 ile aynı şey. Sadece iki ifadenin yerlerini değiştirdim. Bunun tamamını şimdi bu iki terime dağıtabilirim. 5x eksi 7 çarpı 3x nedir? Bu eşittir 3x çarpı 5x eksi 7. Yani 5x eksi 7 çarpı 3x'e 2 çarpı 5x eksi 7'ye ekliyorum. 5x eksi 7'yi 2 ile çarpıyorum. Şimdi yeniden dağılma özelliğini kullanabiliriz. 3x'i 5x'de çarparım. 3x ile eksi 7'yi çarparım. 2 ile 5x'i çarparım. 2 ile eksi 7'yi çarparım. Peki bu yönteme göre ne elde ederiz? 3x çarpı 5x şuradaki terim. 3x çarpı eksi 7 buradaki terim. 2 çarpı 5x şuradaki terim. 2 çarpı eksi 7 de buradaki terim. Yani bir önceki yöntemle aynı sonucu bulduk. Ezberden yaparsanız, arada adım atladığınız için cevabı daha hızlı bulursunuz. Ama bana sorarsanız, bu sonucu nasıl elde ettiğinizi bilmeniz daha önemli. Çünkü ileride 35'inize, 40'ınıza geldiğiniz zaman bu yöntemi, bu ezberden kullandığınız yöntemi unutursanız, 2 binom çarpmak için dağılma özelliğini hatırlamanız kâfi.